mürşit sözünü dinledim diyor. Zikir aldın mı? Aldın. Her nefeste aklına geldik diyor. Bu mürşit sözü dinlemek midir? Mürşidin ilminden, irfaniyetinden istifade edebilmesi için aynen bir tavaf eden böcek gibi, ateş böceği gibi etrafında dönmesi lazım. Aylar da geçiyor, yıllar geçiyor, benim görmediğim ifanlarım var. Günümüzdeki ifanlar var. 2 sene geçmiş, hala gelmiş. 3. senede diyor ki, efendim ben diyor, çocuğum şöyle olacak, böyle olacak, bana bir dua et. Ben hatırlayamadım siz diyorum ben de. Yok işte falanca yerde geldim, intihar ettim mi sana? He tamam. Sen neredesin, ne yapıyorsun falan? İşte şöyle oldu da, böyle oldu da, mazeretler çok. Dua etsin inşallah, Allah muradını hasıl etsin deyip bitiyor. Şimdi günümüzdeki ifanın durumu bu. Zikir, fikir nedir bilmez. Zikiri Allah, Allah demek zannediyor. Zikir Allah, Allah demek değil ki. Zikir fikirdir, fikir zikirdir diyor, kaç defa söylüyoruz. Onu dinlemedikten sonra elini alıyor tesbih icabında. Allah, 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 ağzı Allah, Allah diyor, kalbi yallah, yallah diyor. Bu zikir oluyor mu bu? Aklına geldikçe yapar, günümüzün ihvanları. Herkes biliyor bunu. Şeriat uygulamaz. Canım, biz hakka değerli biz. Ne var? Şeriat ne? O kabuk. Boş ver. Bu fani olan bedenimiz nasıl olsa bugüne var, yarına yok. Bedeni yapmış olduğu ibadet günümüzde, bu dünyada olduğumuz müddetçe. Ondan sonra nasıl olsa toprağa gidecek. Onun için bedenin yaptığı amellere, ibadetlere gerek yok. Biz ruhumuzda Allah'ı bilmişiz ya, Muhammed yoluna gidiyoruz ya, diyor. Bilmekten ibaret değil ki, o senin ruhundaki o Allah ve Muhammed'i bilmiş olsan, Allah ve Muhammed'in fiilleriyle açığa çıkardığı gibi sen fiilinden o inancını açığa çıkarırsın. Çıkarmıyorsun. İşte günümüzün ifanları bu. Yani her mertebede yanıldığı çok taraflar var. Şeriatı uygulamaz, tarikatı araştırmaz. Tarik demek, yol demektir. İlim irfan ediyor, araştır. Bana Müslüm Müştefa Allah, Allah, Allah dedi. Ne demek, neden iki defa demiyor? Neden bir defa demiyor, üç defa diyor? İş yapması gerekmiyor mu? Araştırması gerekmiyor mu? Tarikat seviyorsun, araştıracak. Yok. Hakikatten haber almaz. Hakikatten satarlı olmaz. Araştırmayan adamın hakikaten nereden haber olacak? Günümüzün ihvanları. Nefsinden hiç ayrılmaz. Nefsi oldu mu evvelallah. Dört nala atı boş duru. Yeter ki nefis yönü olsun. Kadınlarımızın 7. kat semada düğün var dediler, eğlence var demiş olsunlar. Merdan'da yetti çıktılar gibi. Evet. Yalansa yalan değil. Yedi gün semada eğlence var dediler. İnanın herkes Merdan'da her çıkar oraya. Nefsine hiç ayrılmaz. Onun için işi bitmez. Evet. Zaten nefsi olduğu için iş de bitmez. Allah'ın işi biter ama kulun işi bitmez. Zikirden lezzet almaz. Zikirden de lezzet almaz. Günümüzün ihmanları. Nasıl alacak? Dilini damağına yapıştır. Burun, ağzını da kapat. Burundan derin bir nefes al. Nefes aldığın zaman kalbini, aklını ve dilini birleştirerek gene aynı aldığı nefesi üçe bölerek burnundan bütün şubelerin darbi zikir yaparsan o yanına döner. Darbi zikir olmazsa gönül pası silinmez. Canım millet duymasın can. Böyle. Hasta karı gibi. Zikir yaparsan o zikir tabii seni hedefe yetiştirmez. Şimdi doğru söylerim ya. Bu. Darbi zikir olması gönül pası silinmez. Dilinle Allah, Allah, Allah bağırmak marifet değil. Başındaki insan tempoyu tutmak için bir lider veya bir önder, bir mürşit, her kimse. O arada bir tempoyu tutmak için Allah, Allah, Allah der. O onun görevi. Senin görevin değil. Sana ne talimat verildi? Sana Allah, Allah, Allah de talimatı verilmedi. Ne yapacaksın? O da diyecek, o da diyecek. İlahi okunsun, ilahi tamposuyla. Mürşit,
şey yapıyorsa, zikir yaptırıyorsa, ilahiler falan okunmuyorsa, ki sabahları ilahi okumayız, o tempoyla darbi zikir yapılacak. Darbi zikir de aklınızın, fikrinizin, bütün gönlünüzün o tarafa düşünmesiyle, yönlenmesiyle mümkün olacak. O zaman işte o zikirden zevk alırsın. Yoksa alamazsın ki. Adet yerine bulsun diye şekilde olmaz. Sen darbi de zikir yapsan, aklın, fikrin yine kısandaki parada, işinde gücünde ise bu da olmaz. İşte günümüzün müşriklerinin şeyleri bunlar. Onun için işi bitmez, zikirden lezzet almaz günümüzün ihvanları. Ten zevklerinden vazgeçmez. İnsanın bir ruhun gıdaları var, bir de fiziksel olan bedensel gıdası var. Biz bedensel gıdalardan vazgeçemiyoruz. Ya ruhun gıdası sohbettir. Ruhun gıdası ilahilerdir. Ruhun gıdası herhangi bir ilahilerin tefekkürüdür. Düşünmektir. Sen onu vermiyorsan tenin zevki nedir? Yemek, içmek, gezmek, tozmak. Yani bunları çok hevesliyiz. Onun teninden de zevkinden geçmez bunlar diyor. Ten zevklerinden vazgeçmez. Gönül zevklerini bilmez. Gönüle inse zaten ruhun zevkine başlayacak. Ama gönüle inmediği için de bilmiyor. Ruhun zevki nasıl olur? Hadi biz yiyoruz, içiyoruz. Karnımız doyuyor da ruhu gittiğimiz, içtiğimiz zaman doyduğumuzu falan anlamadık ya, görmedik ya. Ya senin bedeninin midesi yiyince doyar. Ama ruhunun midesi ise gidikçe acıkır. Aradaki fark bu. Ama neden ruhun midesi yedikçe acıkıyor? Onu soran da olmadı. Ruhun midesi anlattıkça zevk artar. Zevklendikçe de zevklenir. Zevklendikçe de zevklenir. Arta arta gider. Onun için anlatmışlardır. Diyor ki işte devrişler hocalara demiş ki anka kuşundan daha üstün bir kuş eti yok bu kainatta. Onun için o kuşlar da hiçbir yere konmazlar. Onlar Kaf Dağları'na konarlar. Kaf Dağı'na gidersiniz, orada Sudre gerisinde beklersiniz, oraya inmesiyle bela vurursunuz, anında pişirilir, yenir. O lezzetten mütevellit, adamlar gitmişler, anka kuşunu orada vurmuşlar, hemen cızbız yiyorlar, bir tane daha inse de bir daha vursa. Bir tane yiyor, iniyor, bir tane vuruyorlar, gene bir daha alsın bir daha. İşte Kaf Dağları Müşri Kamillerdir. Anka kuşları onların ilmiletinidir. Anlasın, biraz daha dinlesem, biraz anlasın, biraz daha dinlesem diyerek böylece o salikler çoluklarını, çocuklarını, her şeyini unuturlarmış. Niye? Artık zevke girdi ya. Var mı bizde böyle bir şey? Yok. Canım ben gelmiş de bizim memlekete gelmedi demesin diye gidiyoruz biz onun sohbetine. Gelmeyenler de çok var. Ankara kuşu nasıl uçuyor adam? Gönül zevklerini bilmez, hak cemalini göremez. Zaten gönüle inmeyen birisinin kendi varlığından geçip de ten zevkinden geçmedikten sonra da onun cemalini görmesi mümkün değildir. Cemali kendisi kendisini görür, sen göremezsin. Sendeki varlık olmadığı zaman ancak sen cemalullah görürsün. Rabbimi Rabbimle bildim. Rabbimi Rabbimle gördüm diyor. Sen de Muhammed'sen aynı sözü söylemen gerekiyor. Sen onu görmen mümkün değil. Sen var, o da var. Nasıl olur o iki kişi? O dünya şeysi. Bir gören var, bir görünen var. Halbuki o öyle değil. Onun mümkün ondan başkası yok. Zatı sıfatındaki güzelliği seyreder. Halkı haktır diye tanır. Halkı hak der. Bu halk. Halk görüyorsa bir şeye mahluk gözüyle bakarsa mahluktur ya. Hak olur mu? Ama tamam canım. Allah'ın mümkün de Allah'tan başkası yoksa bu güzellikler de onun kendi güzelliği ise güzelliğidir. Ayrıca başka bir varlık da olmadığına göre hak nerede? İşte bunlar benim halk dediğim haktır deyip geçiyor. Böyle bilinçsiz, böyle İdraksız vaziyette halka da hak diyor, aldanıyor. Halkı haktır diye tanır, şuhut yoktur, yalnız bilir. Şuhudu yok, yalnız biliyor. Şuhut kulağın duyduğunu gözüyle görecek, kalbin tasdik edecek. O zaman görmeye denir. Yoksa kulağın duyduğunu gözüyle gördüyse
bu tamam ben şuhudu geçtim, ben görüyorum diyor. Bu da yanlış. Günümüzün ihvanları. He, bu halini kemal sanır, günümüzün ihvanları. Bunu zannediyor ki ben gördüm, yaptım. Kemalat sahibim zannediyor. Gönül evine girmeli. Şimdi formülleri veriyoruz artık. Bu kadar tehdit ettik ihvanları. Şimdi de gönül evine girmeli. Bunlardan kurtulmanın formüllerini vermişiz bak yine. Hakkı orada görmeli. Gönül evine girmeden gülmediğine göre evvela gönül evine girmeyi öğrenin. Sonra hakkı orada görelim, görün. Cemal zevkine ermeli. Günümüzün ihvanları. Bak ondan sonra cemal zevkine erilebiliyor. Tenin sıfat, canın zattır. Artık izah ediyoruz, bak açıyoruz. Görülmesi gerekli olan şey. Ten, sıfat, canın zat. Zatın tenden görünüyor. Teninde kalan oldu mat. Yani iflas etti. Yıkıldı, yenildi. Mat olmak, yenilmek demektir. Teninde kalan oldu mat. Nefsin arzularını hep at. Gönlünüzün ifadeleri. Hakka tam gönül vermeli. Aşk ateşiyle yanmalı. Aşk ateşi olacak. Yani gönül vermeyen işte aşk ateşi tecelli eder. Vermemişseniz aşk nasıl elde edilir? Bu ateşten nasıl ısınacağız diye soranlar da var. Teslimiyet yoksa vermez ki Cenab-ı Allah. Gayriyetten kurtulmalı günümüzün ifanları. Gece gündüz ağlamalı. Sendeki seni bilmeli. Sen değilsin. Sende bir sen var. Senden seni tanıtan o. Sen kendim ben böyleyim zannediyorsun. Benim içim dışım nereden biliyorsun diyorsun. Sendeki sen sana gösteriyor. Sana karşıdaki kişi arifse sendeki seni anlatıyor bana. Diyor ki bak bakışında şöyle var. Duyuşunda böyle var. Oturmasında şöyle var. Soru sorması da şu var. Bunun şeysi de mertebesi de şu şeysi de boyutu da bu diye sana sendeki sen bana anlatıyor onu. Ben de sana şöyle baktığım zaman bunları ayarmayan görüyor ama söylemiyor. Sen nereden biliyorsun benim içim dışımı? Diyorsun bana. Ya ben senin içim dışını bilmeme gerek yok ki. Sendeki söylüyor bana. Sen bilmiyorsun kendini. Sendeki biliyor seni. O da bana söylüyor ben de oradan biliyorum. Nereden biliyorsun başka? Gördün mü evliyaların nasıl bildiğini? Sendeki seni bilmeli, Rabb'ı gönülde bulmalı, gönlümüzün ihvanları. Kulak hak sedası duyar, göz hak cemalini görür, Ahmet hak ilmini söyler, gönlümüzün ihvanları. İşte. Sadık Allah'a